Meclisi İlçe Başkanım, değerli iş adamlarım, pek kıymetli misafirlerimiz ve bu gecenin çok çok önemlisi, biliyorsunuz ki Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeki en önemli buradaki bayan misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz değerli ilçemizde sizlerle bizlerle birlikte yer aldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve bugün Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizin yapılmasında bizlere çok büyük emeği ve desteği olan değerli başkanımız İsmail Huslu'yu yüksek alkışlarınızla gülün ve anlam ve önemli görüşmelerle sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz başkanım. Herkes yerleşti sanırım. İnşallah bir problem, büyük problem yaşamamıştır. Çok aşırı bir talep oldu. Yemeklerimiz de yetecek. Eğlencemiz de doyasıya olacak. Bizim her sene düzenlemiş olduğumuz Kadınlar Günümüz, bizim Bulgaristan göçmenleri olarak kadınlarımıza ne kadar önem verdiğimizi gösterir. Bu akşam burada konuşma yapmak için hazırlık yapacaktım ama yoğunluktan yapamadım. O yüzden doğaçlama yapacağım. İçimden geldiği gibi konuşacağım. Bu akşam çok değişik bir akşam oldu. Nedeni ise çok ağır protokolümüz yok. Bu da bizi rahatlatıyor biraz. Halkla iç içe, halkla güzel bir gün geçirmek için, gece geçirmek için halkımız yanımızda. Bizim bu geceyi düzenlememizde en büyük emeği olan halkımız yanımızda. Başta iş adamlarımız, Ergene Belediye'miz bize çok yardımcı oldu, sağ olsunlar. Burada kadınlarımıza verdiğimiz öneme değinirken her sene yaptığımız gibi güzel eğlence planladık. Tony Storaro bu akşam bizimle beraber olacak. Grup İstanbul zaten az önce kendini kanıtladı. Gerçekten sesleri ve enstrümanları çok güzel kullanıyorlar. Kendine de teşekkür ederiz. Bu gecede gerçekten her şeyin güzel olması için sanatçımızdan, yemeğimizden bütün fedakarlığı yaptık. Ama tek başımıza yapmadık. Bize katkı sunan çok değerli iş adamlarımız var aramızda. Hepsi Bulgaristan göçmenleri iş adamları. Zamanında biz 30 sene önce geldiğimizde babalarımız fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Ama şimdi görüyorum ki aramızda gerçekten işini gücünü yenmiş insanlarımız çok. Bu da bizim gibi derneklere çok büyük bir güç katıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki kim bu iş adamlarımız? Bu gecenin gerçekleşmesi için katkıda bulunanları ilerleyen zamanlarda sahneye çağırıp plaketlerini de sunacağız. Ben kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Başta Cevatoğlu Vidanjör olmak üzere bize katkısını esirgemediği için teşekkür ediyoruz. Akıncılar Vinç İnşaat aramızda, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bilgin Öztürk, Öztürk Brandı aramızda, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hatta bu gecenin gerçekleşmesi için ilk Tony Storaro ile görüşme yapmaya onunla beraber gittik. Gerçekten bizi çok güzel ağırladı. Güzel de bir indirim yaptı. Ne demek dedi, Bilgin arkadaşım buradaysa, Ali Çimen arkadaşım buradaysa geliriz dedi, size eğlendiririz dedi. Sağ olsunlar. Sat Gayrimenkul Aydın Türkkan aramızda. O da bize yardım etti, sağ olsun. Balkan Restoran'ın temsilcileri aramızda. Sayamadığım, unuttuğum varsa plaketleri verirken onları da takdim ederiz. Trakya Memlak Serkan Bezgin de çok yardım etti bize. Hatta şu anki dernek merkezimiz de onun yanında. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri burada, milletvekilleri orada. Kendilerine de kocaman bir alkış rica ediyorum. Gerçekten çok kalabalık bir gece oldu. İşte bu saydığım insanların sayesinde oldu bu gece. Hera Kuyumculuk yanımızda, sağ olsunlar, var olsunlar. Cem İnşaat, Servet Yıldız arkadaşımız katkılarını esirgemedi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama esas bizimle aynı yolda yürüyen derneklerimiz de aramızda. Onları da görmekten çok mutluluk duyuyorum burada. Gerloğullar Derneği, kardeş derneğimiz aramızda. İstanbul Bulgöç burada mı? Kendileriyle görüşemedik, tanışamadık. Gelmediler mi daha? Onlar biraz sonra gelir. İstanbul'dan geliyor. İstanbul Bulgöç de aramızda. Siyasi partilerden her zaman yanımızda olan, bizleri hiç kırmayan, yardımlarını da esirgeyen,
CHP ilçe örgütü de aramızda. Kendine de çok teşekkür ediyoruz. Güneş Eczanesi Nazlı Hanım da burada ama o dedi beni en köşeye at dedi. Beni kimse görmesin dedi. Ayağa kalkar mısınız Nazlı Hanım? Ayağa kalkın. Kocaman bir alkış versin size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İşte protokolün çok ağır olmaması bizi böyle rahat ettiriyor bu akşam. Ama onların da yardımlarını sürekli gördük. Kaymakamımız olsun, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine buradan selam gönderelim. Bu akşam, bu geceyi düzenlemeden önce yaklaşık bir buçuk aydır bu planlamayı yapıyoruz. Gerçekten çok kararsız kaldık. Türkiye'de devam eden, sınırlarımıza devam eden yoğun bir çatışma söz konusu. Teröristleri temizleme operasyonları devam ediyor. Şehitlerimiz oldu. Hep beraber üzüldük. Hep beraber ağladık. Ama terörün de yaratmak istediği aslında bu. İnsanlar korksun, insanlar çekinsin, insanlar toplu yerlere gitmesin. Onların bizde yarattığı korkuya biz düşmeyeceğiz. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Askerlerimize dua edeceğiz. Ülkemize, bayrağımıza dua edeceğiz. Bu bayrağı, bu ülkeyi kolay kolay kimse bölemeyecek. Biz zaten savaş olarak da görmüyoruz biz bunu. Biz bu operasyonları haşere temizleme operasyonları olarak görüyoruz. O yüzden de Mehmetçiğimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek amacıyla bugün burada açık artırmamız olacak. 3 tane tablo açık artırmamız olacak. Bu tabloların bir tanesi komple geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. O yüzden derneklerin ayakta durabilmesi için, hem Mehmetçiğimize yardım edebilmemiz için bu çekilişlere, tombalalara, işte adını ne koyarsanız koyun, bağışlara önem verirseniz çok teşekkür ederim size. Tony Storaro yolda biraz sonra ulaşacak ama ondan önce halk oyunları gösterimiz olacak. Her sene düzenlediğimiz gibi. Burada Ayça Başkanım'a da bu konuda duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Söylenecek çok söz var. İlerleyen zamanlarda gene muhabbet ederiz, konuşuruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Kadınlarımız iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok teşekkürler. Şimdi sırada tabii ki de biliyorsunuz sizler için bu akşam eğlenebileceğimiz ve keyif alabileceğimiz çok güzel bir ortam yarattık. Sizler yemeklerinizi yerken güzel bir slide gösterimiz var. Onu sizler için anons etmek istiyorum. Geçmişimizden bugüne neler gördük, neler yaşadık. Şimdi sıra slide gösterimizde. Göçmen çocuğuyum. Binlerce yıldır yaşadığı topraklarını, evlerini, hayvanlarını, aşklarını, duygularını ve kısacası hayatlarını bir kenara bırakıp Türkiye için terk eden çalışkan, üretken ve sıcakkanlı Balkan Türküyüm. Ben 1354 yılından itibaren Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun Trakya ve Balkanları fethetmesiyle birlikte Anadolu'dan rastgele değil, yedi göbek Türk aileler arasından özenle seçerek getirip oraya yerleştirdiği evladı Fatiha'nız. Ben 1877-1878'de 93 Harbi'de denilen savaşta Plevne Müdafaası'nın komutanı Şanlı Büyük Gazi Osman Paşa'nın yolunda onun azim ve kararlılığında olduğumu defalarca ispat etmiş olan Balkan Türküyüm. Ben 1913'te Anadolu'daki milli mücadeleden önce Bulgar çetecilere karşı kurduğu milli kuvvetlere
Kuvayi Milliye ismini veren ve bu ifadeyi ilk defa kullanan Batı Trakya Türküyüm. Ben 1913'te Anadolu'da 7000 yıllık Türk tarihinde ilk muhtar Türk Cumhuriyeti olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kuran İstiklal aşığı kahraman Türk Cumhuriyetçilerinin torunlarıyım. Ben 1914'te Cihan Harbi'nde Batılı emperyalistlere karşı cihadı ekber ilan edildiğinde on binlerce gencinin Bulgar hududunu geçerek Osmanlı Türk ordusunda gönüllü olarak görev aldığı Rodop Türklerindenim. Ben 1984'te Bulgaristan'daki komünist yönetimin Bulgarlaştırmak istemesi üzerine her türlü hakkını savunmak üzere mücadele eden, dinini ve milliyetini terk etmeyen, Türk dünyasının ayrılmaz parçası Bulgaristan Türküyüm ve ben ana vatana gelip yerleştikten sonra kimseden bir şey dilenmeyen, çalışkan, üretken, Türkiye'mizin tüm yasalarına sadakatle bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden yana Türk oğlu Türk'üm. Fakat ben üzerinde yaşadığım ve tarihin zaferlerle büyüttüğü o şanlı Türk kelimesinin ruhuna sahip olmaktan gurur duyduğum canım vatanım Türkiye Cumhuriyeti'nde göçmenlere karşı kullanılan yanlış telaffuzdan hiç hoşnut olmayan bir göçmen çocuğuyum. Ben Bulgar göçmeni değil, Bulgaristan göçmeniyim. Ben Bulgar Türk'ü değil, Bulgaristan Türk'üyüm. Ben Osmanlı torunu, Balkan göçmeni, Türk oğlu Türk'üm. Evet, bu gece gerçekten çok keyifli bir gece olacak değil mi? Yalnız aramızdan ayrılmak zorunda olan tabii ki sponsorlarımız ve bize bu gecede destek veren kişiler var. Başkanım, hemen mikrofonu size vermek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz sahneyi, bu gördüğünüz güzel ses tesisatını, 12 metrekare LED ekranı buraya kuran bir organizasyon firması var. Şimdi o organizasyon firması dedi ki bize 25 bin lira para isterim. Ama dedim ki ben Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanıyım. O zaman size bedava dedi. Serkan Damar. Plaket alabilir miyim arkadaşlar? Serkan Damar. Siz de isterseniz. Bütün orkestranın otel masrafları da kendisine ait. Teşekkür ederiz. Yemek paramızın bir kısmını da söz verdi burada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O artık benim abim. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek ister misin? Lütfen, lütfen. Gece için. Kadınlarımız için. Öncelikle Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyorum. Bir gün geçti ama olsun. Ben tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Öncelikle hanımlar olmak üzere tabii ki. İyi eğlenceler. Hazırlıksız yani mikrofon vereceğini bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi eğlenceler diliyorum.